Efendim, sahnelerin hanım ağası mı diyeceğiz artık size? Hanım ağa. Nasılsınız hanım? Bayağıdır görüşmüyoruz. Çok iyiyim. Yani ülke iyi olduğunca ben de iyiyim. Havalar çok güzel olunca, ki en sevdiğim havalar böyle. Allah herkese sağlık, sıhhat ve barınabileceği bir yer nasip etsin. Bütün şartlar yerindeyse ben çok iyi hissediyorum. Akşam altın çağınızın başlangıcını yapıyorsunuz herhalde. Ya. Kıyafet altın, makyaj altın. Teşekkür ederim. Yani kıyafetimi hazırlayan sevgili Tolga başta olmak üzere bütün ekip arkadaşlarıma çok teşekkürler. Tolga yine harikalar yaratmış bence. Her zamanki gibi gerçekten. Ama bu tek kişilik bir şey değil yani. Tek değil kişiyle mi? Bahar gelmiyor biliyorsun. Tek çiçekle bahar gelmiyor, öyle derler. Bu bir ekip işi. Yani en minik uğraşanından en çok uğraşanına kadar. Tek kişiyle hayat geçiyor mu? Aklınız basık, öyle atayım dedim ben. Çok iyi yaptın. Tek kişi sayılmam, o yüzden hayat çok güzel geçiyor. Annemle, babamla, evladımla. Allah hepsine sağlık, sıhhat versin. Çok rahatım şu an. Konuyu, çok yoğunum ayrıca. Bu konuya yeniden döneceğim ama şimdi yeni yıl yaklaşıyor. 2025 nasıl bir yıl olsun Zara Hanım? En başta bütün dünya için sağlık diliyorum. Ve hepimizde böyle büyük büyük haberler geliyor, işte yok orada öyle oldu, burada böyle oldu, anneler üzüldü, babalar üzüldü, evlatlar öyle oldu diye. Savaşın olmadığı, huzurun artık insana yakışır bir hayatın başrol olduğu, hepimizin acaba bugün kiminle çok güzel bir vakit geçirsem dediği, bütün doğa dostlarımızın, hayvanların belki iyi bir sıcak yuva bulduğu, bütün canlılara hürmeti öğrendiğimiz yıllar olsun, farkındalığımızın yüksek olduğu yıllar olsun. Evet, yine bu dileklerle başlarız ama yani bu dilekler genellikle olmaz. Neden Samet? Çünkü aslında biz yani işi sadece dileklere bıraktığımız zaman sorun. Biz değiştiğimiz zaman hayat ve dilekler değişecek. Bizim değişmemiz lazım en başta. Efendim şimdi yıllardır merak edilir, herkes tartışılır, herkes bir yorum yapar. Bence en iyi siz bilirsiniz, bilseniz. Yine bir şey. Noel Baba nereli efendim? Ya Samet. Noel Baba. Siz bakmayın, bazen Antalya'nın Demre ilçesi diyorlar, bazen Santa diyorlar, Aziz Nikolas diyorlar. İşte Thomas Nast'ın bir efsanevi karakteri diyor. Bunlara bakmayın. Adıyamanlı diye. Adıyamanlı mı? Tanışıyorsunuz galiba. Memleketim diye demiyorum. Çocukları mutlu etmek için uğraşıyorsa bizimkiler bunun için çok uğraşır. Astrologlar çıldırmış olmalı. Yine açıkladılar. 2025 evlilik çılgınlığı yaşanacak diyorlar. Aa, var mı bir kıpırtı? Hiç. Vallahi mi? Yaprak kıpırtı. Ya şu anlık öyle. 2025'e girmediğimiz için bir şey demiyorum. Kendimi bu çılgınlıktan muaf tutmuş olmayayım. Yani aslında evlilik eğer dengini bulursam bir cennet. Ama bulamazsan da gerçekten korkunç bir şey. Dolayısıyla ben bu konudaki sıramı savdım gibi hissediyorum. Yani pandemiden sonra özellikle rekorlar kırılmış, boşanma rekorları kırılmış. Sizce neden olabilir? Yani insanların biraz birbirine tahammülü mü azaldı sizce? Aynı evde aynı erkekliği. Pandemide durunca ne yapacak kadınlar şimdi? Pandemi biter bitmez. İşe gidiyorlardı hiç olmazsa, değil mi? Yani bir rahat hissediyordun. Ya şaka bir yana. Gerçekten erkek beyniyle kadın beyni arasında büyük fark olduğunu, işte erkekler Mars'tan, kadınlar Venüs'ten diye bir tabir vardı. Gerçekten onların kafasının işleyiş şekliyle bizimkiler farklı. Daha bir kitap okumuştum, 5 sevgi dili diye. Yani aslında sevgi dillerimiz farklı. Belki çok fazla bir arada olunca bunun farkına varıyoruz. Bir hanımefendiye soruyorlar, diyorlar ki eşinle ortak yanı nedir? O da diyor ki aynı gün evlendik. Sadece yeterli. Tek bir, evet, ortak gün. Efendim sizce ideal erkek tanımı nedir? Ama bu kişiden kişiye değişir. Yani kişinin vizyonuna, kendini yetiştirmesine, çektiği acılara göre değişir. Benim için ideal erkek mesela şefkati barındıran, entelektüel, okumuş aynı zamanda. İşte ne bileyim, girdiği ortamda orayı sahiplenebilen, oraya uyumlanabilen, su gibi kaptan kaba dolabilen ve oranın şeklini alabilen bir erkek bence ideal erkektir. Olsa da yesek diyesim geldi sanki. Ya sen de öylesin ama ben bir kardeşim olarak uzaktan uzağa izlediğimde de çok zarif olduğunu ve ailene olan saygını, sevgini de gördüm. Dolayısıyla keşke herkes böyle olsa. Bence şımarırım ama. Hiç şımarmazsın. O demlenmeyi yaşayan ruhlar asla şımarmıyorlar. Çünkü
kıymet bilmek başka bir şey. O kıymeti bilmek, o aslında biraz da belki de yani korkunç bir yerlerden gelince belki de bu kıymeti biliyorsun. Şimdi kadınlar sosyal medyada bir tartışma başlattılar. Maço erkek, metroseksüel erkek tartışması. Sizin tercihiniz ne olur? Maço mu, metroseksüel? Tabii bunun da içini neyle doldurduğumuza bağlı. Ben biraz önce saydığım şeyleri istiyorum. Yani ikisinin harmanlanması olabilir. Biraz maço. Aslında biraz nerede nasıl davranması gerektiğini bilen insan. Hani maço olması, hiç sevmem aslında maço. Yani öyle, ben baksana ya. Bana maço olur mu ya? Maço benim diyor. Rol kapmayalım. Bir kere biliyor musun? Bir konserde işte çok değerli bir hayranım gelmişti ve işte zora 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 diye bağırdı 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 saatlerce. Ben hazırlandım. Tam sahneye çıkacağım. Göz göze geldik. Zara baba dedi. O zaman Müslüm Gürses rahmetli, dedim ki Müslüm abi dedim, baba lafını senden aldım, haberin olsun. Artık Müslüm babanın yanında Zara baba var. Dolayısıyla maçalı falan bana sökmez canımın içi. Ben bunu sormaktan sıkılmadım. Siz de herhalde cevap vermekten sıkılmazsınız herhalde. Oyunculuk. Çünkü çok soruyorlar. Yani sanki bir senaryo okuyormuşsunuz gibi geldi geçen gün paylaşımlarınızdan bana, ama var mı öyle bir durum? Evet, nerede, hangisini şu an diye arıyorum. Doğru. Çok güzel bir senaryo geldi elime. Biraz polisiye. Evet, çok da güzel. Ama hani mesela bunu kim çekebilir? Aslında onun biraz arayışındayım. Çekebilecek yer var mı? Görelim. Film mi, dizi mi? Dizi. Dizi. Yani evet, ekrana böyle dönüyoruz beni yani. Yani isterim, ama bunun tabii hani sadece senaryoyla ya da benim beğenmemle olmayacak bir şey. Bunun ardının arkasının gelmesi, bunun arkasında duracak bir şirketin de olması lazım. Vallahi senaryo çok güzel, ben beğendim. Partner olarak kimi düşünürsünüz mesela, size kalsa? Kimi düşünmeyeceğimi çok iyi biliyorum. Yani hani gönlünüze yatan biri var mı? Özellikle genç kuşakta. Genç kuşakta. Evet. Kim mesela, sen söyle. Çağatay kimler var? Soy nasıl olurdu efendim? Çağatay Ulusoy. Aa. Yakışır mıydı? Oyunculuğunu çok beğenirim. Yakışır. Yani esmer olduğum için, sarışın olduğu için yakışabilir. Yoksa oyunculuğuyla kendimi kıyaslamam mümkün değil. Gerçi ben de çok ciddi oyunculuk eğitimleri aldım ama henüz onu göstereceğim yer çıkmadı diyormuşum. Ben de biraz bu işi biliyormuşum ya. Bak nasıl yakıştırdım. Vallahi evet, gerçekten. Efendim şimdi oyuncuların, özellikle de genç oyuncuların bölüm başı kaşeleri çok konuşuluyor. Halil Ergün en son gündeme getirdi, usta oyuncu. Bölüm başı 3,5-4 milyon gibi kaşeler konuştu. Siz... Sahneleri bırakıyorum o zaman. Bölüm başı. Ya siz dizilerde de rol aldınız. Yani hiç kazandınız mı öyle paralar? Ben de yani hatırı sayılır şeyler gördüm ama tabii bunlar yeni çalışmalar. Şimdi yeniler için bir şey söyleyemeyeceğim. Bu pandemiden sonra yeni normallerimiz çok değişti. Her şey çok değişti. Şu an inanamadığım bir sürü şey var. Yani oturup bir yerde bir arkadaşınla bir şey yerken, içerken ödediğim para ya da ne bileyim okullarda ödediğim para, orada burada. Bütün bunları kıyasladığın zaman evet, oyunculuk da yani az buz bir şey değil. Sana bir şey daha söyleyeyim. Ya bütün dünyada acaba en ağır işçilik nedir denildiğinde... Birincisi maden işçiliği, ikincisi oyunculuk çıkmış. Bravo. Peki gençlerin özellikle bu konuyu çok abarttığını ve sömürdüğünü düşünüyor musunuz? Neden iki tane dizide rol aldıktan sonra kendilerine oyuncu diyen arkadaşlarımız var? Yani iki dizide rol almak oyunculuk için yeterli midir? Şöyle söyleyeyim Samet, bunun bir akademik ve idealist tarafı var. Bir de görünen ve kabul görünen tarafı var. Şimdi sen kabul gördüysen, eğer reytinglerde ciddi bir oynama yapıyorsan, herkes seni takip ediyorsa, ay öyleymiş böyleymiş demenin bir anlamı yok. Senin ne kadar kabul gördüğün çok önemli. İdealist olan çok değerli büyüklerimiz, tiyatrocu arkadaşlarımız var. Onlar da bana işaret ediyor, hadi hadi diye. O kısma da bir şey söyleyemiyorum. Aslında burada sorgulamamız gereken şey şu. Biz gerçekten bu işi yalayıp yutmuş tiyatroculara yeterince iş veriyor muyuz? Yoksa yani hayatlarını merak ettiğimiz, bizi meraktan dolayı çok doyurmuş insanlar mı bu kısmı çok iyi dolduruyorlar? Ya da her ikisini yapan, harmanlayan çok değerli genç arkadaşlarımız var mı? Bence bunu sorgulayalım. Zara vurdu, gol oldu diyorum. Burada bitiriyoruz bence. Öpüyorum, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bir detay alsın hemen kısa. Ben de. Güzel bir yer.